Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Kamer Suresi 23-40. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Kezzebet Semudu bin Nuzur. Semud kavmi uyarıları, uyarıcıları yalanladı. Fakalu dediler ki, Ebeşaran minna vahiden nettebi'uhu. Yani bizden bir insana mı tabi olacağız? Bizim gibi bir insana mı uyacağız? İnna izen lefî dalâlin mes'ûr. Eğer ona uyacak olursak gerçekten dalalette oluruz ve çılgınlık etmiş oluruz dediler. Semud Hazreti Salih'in kavmi ve inatçı bir kavim. Kur'an-ı Kerim'de helak edildiği anlatılan ümmetlerden, topluluklardan birisi. Kendilerine Hazreti Salih geldiğinde kendi içlerinden biri olmasını kabullenemiyorlar. Bizden birine mi uyacağız? Yani bunu derken dışarıdan biri olsa kabul edebiliriz ama içimizden biri, hayatını bildiğimiz birisi bu nasıl peygamber olabilir gibi tarzında onu küçük görüyorlar. Veya bizden biri derken bir insan, o da insan, biz de insan, niye ona uyalım ki? Eğer peygamber olacaksa melek olmalı. Allah bir melek göndersin ve biz de o meleğe tabi olalım. Bu manayı da kastetmiş olabilirler. Ve eğer ona uyacak olursak dalalet ve çılgınlık içinde oluruz. Akılsızlık etmiş oluruz diyorlar. Tam tersinden değerlendiriyorlar. Eğer kabul etmezlerse dalalette olacaklar ve çılgınlık yapmış olacaklar. Ve onların sözü yine Kur'an-ı Kerim'de okuyacağımız bölümde naklediliyor bize devamı. E ulgiye zikru aleyhi min beynine. Zikir bizim aramızda ona mı bırakıldı? Yani böyle bir göreve o mu seçildi? Bel huve kezzabun eşir. Doğrusu o bir yalancı ve şımarık bir isim. Doğrusu o şımarık bir yalancı dediler. Yani onun peygamber olmasını kabullenemediler. Onu yalancı olarak ve haşa şımarık biri olarak o şekilde nitelediler. Seyalemuna gaden, ama yarın bilecekler. Yarın derken ileride, yani ileride bilecekler. Menil kezzabul eşir, şımarık yalancının kim olduğunu o zaman bilecekler. İnne mursulun nagati fitneten lahum, onlara bir fitne olmak üzere, yani onları denemek için bir imtihan olmak üzere bir deve göndereceğiz. Fertakibhum, artık sen onları gözetle, vastabir ve sabret. Burada onlara gönderilen Hazreti Salih'e böyle bir mesaj veriliyor. Biz senin peygamberliğine bir delil olmak üzere kayadan deve çıkaracağız. Böyle bir talepleri olmuş ve demişler ki kayanın içinden bize deve çıkarırsan kabul ederiz. Ve neticede Hazreti Salih dua ediyor ve kaya yarılıyor. Kayanın içerisinden hamile bir deve çıkıyor. Ve bu şekilde bir mucize onlara gösteriliyor. Bu bir fitne. Fitne imtihan anlamında Kur'an-ı Kerim'de kullanılır. Nasıl ki kıymetli bir takım madenler ateşe atılır. Ta ki onlara karışık maddeler ayrılsın. Din de bir imtihandır. İyilerle kötülerin, âli ruhlarla süfli ruhların ayrılması için bir imtihan. Hazreti Salih'in de peygamberliği o kavmin bir imtihanı. Böyle bir mucizenin gönderilmesi başka bir deneme vesilesi. Ta ki inanan inanmayan açığa çıkacak. Ve bir kısmı ateşte yanıp gidecek, bir kısmı iman edenler seçilecek. Hazreti Salih'e Allah-u Teala onları gözetle, bak bakalım durumları ne ve bir de sabret buyuruyor. Çünkü peygamber, her peygamber için bu geçerli. Kavmine Allah'ın dinini tebliğ ettiğinde genelde şiddetli bir tepkiyle karşılaşmıştır. Ve bu da sabrı gerektiren bir durumdur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Eşeddün nâsi belâen el enbiyâ sümmel evliyâ. En fazla belaya maruz kalan başta peygamberlerdir, sonra Allah'ın veli, seçkin kullarıdır. Sonra derecesine göre diğer insanlardır. Demek ki
en fazla sabrı göstermesi gereken kimseler başta peygamberler. Ve nebbihum ve onlara şunu haber ver. Ennel ma'a kısmetun beynehum, su aralarında taksim edilmiştir. Küllü şirbin muhtadar, her içme zamanında, yani içme hakkı kiminse onunla ilgili olanlar orada hazır olsun. Burada tefsir itibariyle tefsirlerde şuna dikkat çekiliyor. Onların bir kuyusu var ve sularını oradan tedarik ediyorlar. Allah-u Teala'nın bir mucize olarak onlara göndermiş olduğu deve onların tamamının kullandığı su kadar suyu içebiliyor. Bundan dolayı bir gün su onlara ait, diğer günde deveye ait. Ama bereketli bir deve onlara bol miktarda süt de veriyor. O su kendi vücudunda süt haline geliyor ve o şekilde bolca onun sütünden istifade ediyorlar. Bir miktar bu böyle devam ediyor. Fenadev sahibahum, sonra onlar arkadaşlarına nida ettiler. İçlerinde Eşkâhe diye ve Şems suresinde anlatılan en şaki olanlarını çağırdılar. Feta'ata, o da kılıcını çekti. Fe'agar, ve o deveyi kesti. Halbuki Salih aleyhisselam devenin mucize olarak kendilerine verilmesinden sonra sakın ona ilişmeyin, sakın ona bir zarar vermeyin, zarar verdiğinizde helak olursunuz diye bildirmişti. Ama onların en şakisi onlarla yaptığı konuşmanın neticesinde onu öldürmeye karar verdi, kılıcını çıkardı ve deveyi öldürdü. Fekeyfe kâne azâbi ve nüzur, benim azabım ve uyarılarım nasıl oldu? İnne arselnâ aleyhim sayhaten vâhide, biz onların üzerlerine tek bir sayha gönderdik. Yani Cebrail'in sayhası, çok kuvvetli bir ses. Bu hani depremlerde de bir anda bir ses, çok şiddetli bir ses duyulur. Öyle bir olay olabilir veya ayrıntılarını bilemediğimiz şekilde bir durum olabilir. Bir sayha ile fekânû keheşimil muhtazır, bunun neticesinde onlar ağıl çırpısı haline geldiler. Ağıl çırpısı, hani hayvanların ağılları olur. Orada böyle çalı çırpı türünden şeyler bulunur. Bunlar devamlı üzerlerinden çiğnene çiğnene çok ufalanmıştır. Artık yerle bir olmuş haldedir. Onlar da böyle bir hale geldiler. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ, and olsun ki zikr olarak Kur'an'ı biz kolaylaştırdık. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ, var mı düşünen? Allah-u Teala bazı ayetleri Kur'an-ı Kerim'de tekrar ediyor. Bu surede de وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ, and olsun Kur'an'ı bir zikir olarak biz kolaylaştırdık. Var mı ondan bir öğüt alan? Bu tekrarlanıyor. Tekrarlanması önemine binaendir. Yani bu olaylar sıradan olaylar değildir. Bu olaylar üzerinde düşünülmesi gereken olaylardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de tekrar ve tekrar bunlar nazara verildiğine göre gerçekten nazara itibarı alınması gereken, emsali hareketlerden kaçınılması gereken durumlardır. Kezzebet kavmu Lut'in bin nuzur, Lut kavmi de uyarıları, uyarıcıları yalanladılar. İnne arselna aleyhim hasiben, biz de onların üzerlerine taş gönderdik. Kur'an-ı Kerim'de başka yerde bunların taş yağmuruna tutulduğu ifade edilir. Gökten yağmur yağar gibi bunların üzerlerine taş yağmıştır. Aslında şu anda da dünyamıza, dünya atmosferine her gece 50 bin civarında meteor geliyor. Yani gökten 50 bin civarında taş yığınları geliyor. Ama Allah-u Teala semayı korunmuş bir tavan kılmış. Ve cealine semâ'e sakfan mahfuza, korunmuş bir tavan kıldık buyuruyor. Ve bunlar atmosfere geldiklerinde sürtünmeden dolayı toz haline geliyor. Başımıza taş olarak düşmüyor. Ama Allah dilediğinde bazı yerlere taş olarak da düşüyor. Rusya'da, Amerika'da bazı yerlerde
bu şekilde meteor çukurları var. Yani oralara meteorlar düşmüş ve düştükleri yerde bayağı çukurlar açmışlar. İşte Allah-u Teala Hazreti Lut'un kavmini gökten yağan taş yağmuruyla helak ediyor. Necceynâhum illâ âle Lut. Lut'un ehli müstesna. Yani orada bir ev dışında biz mümin bulamadık buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki Hazreti Nuh'un hanesinde bulunanlar, ehli iman olanlar, karısı müstesna ve onlar kurtuluyor. Ehli iman olanlar kurtuluyor. Necceynâhum bi sehar, seher vakti onları kurtardık. Ni'meten min indine, bizden bir nimet olarak, katımızdan bir nimet olarak onları kurtardık. Kezalike neczi men şeker, şükredene işte biz böyle mükafat veririz. Yani Allah'ın nimetine şükreden kimselere, Hazreti Lut misali, nimete şükürle mukabelede bulunanlara böyle mükafat veririz. Başkalarının helak olduğu yerlerde onları kurtarırız. Ve lekad enzerahum batşetene, andolsun ki Lut kavmini bizim şiddetli yakalamamızla, cezalandırmamızla uyarmıştı. Fetemârav bin nüzur, ama onlar uyarılara karşı mücadele ettiler. Ve kabul etmediler, tartıştılar. Kabul etmek yerine ona karşı çıkmayı esas aldılar. Ve lekad râveduhu an dayfihi, onun misafirlerinden faydalanmak istediler. Yani gayrimeşru bir tarzda ilişkiye girmek. Kendileri homoseksüel bir kavimdi. Bunu adet haline getirmişlerdi. Hazreti Lut'un evine misafir olarak melekler geldiğinde, insan şeklinde melekler geldiğinde onlardan kâm almak istediler. Onlarla beraber olmak istediler. فَتَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ, biz de onların gözlerini silme kör ettik. Bu şöyle anlatılıyor. Hazreti Lut gelen misafirleri melek olarak bilmiyor. Onları normal bazı gençler şeklinde görüyor zaten. Onları öyle zannediyor. Kavmi de onların geldiğini duymuş. Zorla Hazreti Lut'un evine girmek, bunlarla beraber olmak istiyorlar. Hazreti Lut çok daralıyor, çok zorlanıyor ve sonunda meleklerin başında bulunan, ey Lut biz melekleriz, bu kavmin helaki için buraya gönderildik, bırak kapıyı kapatmayı, gelsinler diyor. Hazreti Lut kapıdan çekildiğinde onlar kapıdan içeriye giriyorlar ve Cebrail aleyhisselam kanatlarını bir silkelediğinde İçeriye gelenlerin tamamının gözleri kör oluyor. Hatta yüzleri dümdüz bir hale geliyor. Ve artık orada bir göz görülmüyor. Bu şekilde onların yüzleri dümdüz bir hale getiriliyor ve silme kör hale çevriliyor. Fezugu azabi ve nuzur, artık azabımı ve uyarılarımı tadın bakalım. Yani onlar başka türlü bir tat için geldiler. Gayrimeşru bir zevk için geldiler. Ama kendilerine azap tattırılıyor. وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ, andolsun ki sabah erkenden kalıcı bir azap, yani defedilmeyecek bir azap onlara geldi. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُزُرٌ, artık azabım ve uyarılarımı tadın bakalım. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ fehel mumuddekir, andolsun ki biz bir zikir olarak Kur'an'ı kolaylaştırdık, yok mu ondan öğüt alan? Demek ki Kur'an'da anlatılan bu olaylar öğüt almamız, ibret almamız için. Kur'an-ı Kerim'i hatim tarzında okumak güzel. Her gün üçer beşer sayfa, onar sayfa ne kadar okuyabiliyorsak okumak gayet güzel, ama anlamak çok daha güzel. Kur'an-ı Kerim elbette okunacak, bu bir görevimizdir. Ama Kur'an-ı Kerim anlaşılması için gelmiştir ve aynı zamanda uygulanması için gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh'un, Hazreti Şuayb'ın, Hazreti Lut'un, Hazreti Salih, Hazreti Hud'un
ve benzeri peygamberlerin kavimlerinin durumları bize anlatılıyor. Bunlar haddi aşıyorlar, peygamberle mücadeleye başlıyorlar, Allah'ın emirlerine karşı isyan ve tuğyan içerisine giriyorlar. Bunun neticesinde bu kavimler helak ediliyor. Ve bunlar toptan helak edilmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a yaptığı dualardan birinde "Ya Rabbi benim ümmetimi toptan helak etme" diye Cenab-ı Hakk'a dua ediyor ve duası kabul oluyor. Bundan dolayı ümmeti Muhammed içinde evet taşkınlıklar da oluyor ama toptan helak edilme durumu söz konusu değil. Çünkü ümmeti Muhammed içinde ta kıyamete kadar hak üzere, istikamet üzere sabit olacak bir topluluk da bulunacak. La tezalu taifetun min ümmeti zahirin alel hak hatta yetiyallahu bi emri. Hadiste öyle ifade edilmiş. Yani kıyamet gelinceye kadar, kıyamet kopuncaya, Allah'ın emri gelinceye kadar ümmetimden bir taife istikamet üzere galibane devam edecektir. Böyle olunca da ümmeti Muhammed toptan helak edilmeyecektir. Ama ümmeti Muhammed'in toptan helak edilmemesi fert olarak veya grup olarak helak edilmemesi anlamına da gelmiyor. Nitekim haddi aşan kimselere hususi olarak bir takım felaketlerin geldiği bu da bir vakadır. Herkes şöyle etrafına baktığında isyanda ve tuğyanda ileri gidenlerin bir şekilde çarpıldığını, bir şekilde dünyada bunun cezasını, belasını gördüğünü görecektir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın izzeti, azameti var ve şu dünyada insanlar çok ciddi gayelerle imtihana tabiler. Evet bu bir imtihandır. İmtihan olduğundan dolayı kafirlerin küfrüne doğrudan müdahale edilmemektedir. Taşkınlıklarına doğrudan müdahale edilmemektedir. Ama arada uyarılar da gelmektedir. İşte bu uyarılar hepimiz içindir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki helak edilen kavimlerin durumunu okuduğumuzda, Kamer suresinde bunlardan bir kısmını okumuş olduk, görmüş olduk. Buradan şöyle bir mesajı algılayabilmeliyiz. Yani demek ki alemlerin Rabbinin azameti, izzeti var. Ve şu dünyada da Allah-u Teala bir kısım cezalar veriyor. Eskiden İslam öncesi nice milletleri toptan helak etmiş. Şu anda onların sadece harabeleri var. Ümmeti Muhammed döneminde İslam'ın yaşanmış olduğu dönemlerde ise ümmeti Muhammed toptan helak edilmeyecek. Ama fert olarak veya grup halinde onlardan da elbette helak edilenler çıkacak ve çıkıyor. İşte dünya çapında olup bitenlere baktığımızda cezasını bulan, belasını bulan nice insanlar, nice topluluklar görmekteyiz. Bu manada bunlara bakılabilir. Kur'an-ı Kerim'in zikir olarak kolaylaştırılması, bu gibi öğütlerin tekrar ve tekrar anlatılması, bunlar gerçekten önemli noktalar. Allah-u Teala bir defada anlatmakla bitirmiyor, bir başka sefer başka cihetiyle anlatıyor. Her defasında başka başka yönlerine dikkat çekiyor. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim okuyan bir insan bir yerde bir miktar bunlarla alakalı bilgiyi gördüğünde başka bir yerde diğer parçayı görüyor. Bunları birbiriyle birleştirebiliyor ve tamamladığında resmi daha bir bütün olarak okuyabiliyor, görebiliyor. Demek ki Kur'an bunlardan öğüt almamız için tekrar metoduyla da bunları bize tekrar ve tekrar anlatıyor. Hakikati değişik yönleriyle bize gösteriyor. Böylece bir bütün olarak da görebilecek değerlendirmeleri bize sunuyor. Cenab-ı Hak anlamayı ve gereğini yapmayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.